Sayın Uzunırmak. Konu netlikle anlaşıldı zaten sayın milletvekilleri. Buyurunuz Sayın Uzunırmak. Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. Keşke Sayın Bakan bizi bu kadar haklı çıkartan bir konuyu daha centilmen bir üslup içerisinde cevap verseydi. Ben diyorum ki Sayın Bakan'ın bakanlığından haberi yok. Bakın değerli arkadaşlar, 2012 Bükreş Ju-Jitsu Ümitler Avrupa Şampiyonası, 2012 Viyana Ju-Jitsu Büyükler Dünya Şampiyonası, Ju-Jitsu Gençler Balkan Şampiyonası 2012 Bükreş, Ju-Jitsu Antrenörlük Kursu 2013 Sofya Bulgaristan. Bunlar Ju-Jitsu Federasyonu'na bakanlık onaylı katılınmış olan müsabakalar diye federasyonun listesinde var. Bakanlık onaylı. Jiu-Jitsu ve Brezilya Jiu-Jitsu siyah kuşak 7. dan ülke temsilcisi olarak orada beyan ediliyor. Aktif olduğu branş ve kademeler beyan ediliyor. 18-11-2013 tarihli ilgili makama Jiu-Jitsu Brezilya Jiu-Jitsu Başkanlığı yurtdışı faaliyet programında yer alan 20-26 Kasım 2013 tarihlerinde Romanya Bükreş'e gidecek olan sporcuların listesi diyor. Ve bu sporcuların göğüslerinde ay yıldız var. Haber veriyor gene. Diyor ki Jiu-Jitsu milli takımı dünya şampiyonasına katıldı. Jiu-Jitsu milli takımı dünya kupasından döndü. Eğer Spor Bakanlığı bunları takip etmiyorsa, yalanlamıyorsa veya kabul ediyorsa bunları kim takip edecek? Kimin işi bu değerli arkadaşlar? Şimdi ben başka bir şey daha merak ediyorum. Acaba ve soruyorum. Jiu-Jitsu milli takımında milli sporcu olarak spor yapmış kimselerden, çocuklarımızdan milli olduğu için o kontenjandan BESYO'lara giren var mıdır? Eğer BESYO'lara giren varsa o kontenjandan, Sayın Bakan'ın bunlardan da haberi yoksa, böyle bir millilikleri falan kabul etmiyorsa, evet, o zaman tabii ki Bakkallar Federasyonu'nun yöneticisi olur Sayın Başkan. Bakkallar Federasyonu'nun başka şeylerden, federasyonlardan haberi olmaz. Dolayısıyla bakanlık böyle yönetilemez. Bakanlığın böyle yönetilemediğini Sayın Bakan bize verdiği cevapta bizzat kendisi itiraf etmiştir. Gereğini Sayın Başbakan'ın yapmasını diliyorum. Veya milletin yapmasını diliyorum. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederiz Sayın Uzunırmak.